Merhabalar değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde pastacılık atölyesindeyiz. Yanımda Selma Gümüşsoy hanımefendi var. Bugün bizlere butik pastacılık ve hamur işleri kursunu anlatacak. Hocam merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Selma Gümüşsoy. 3 yıldır AKMEK'te görev yapmaktayım. Butik pasta eğitmeni olarak devam ediyorum 3 yıldır. Evet hocam, bugün bizlere uygulamalı olarak butik pastayı yapacaksınız ama evet. İlk önce butik pasta ne demek isterseniz seyircilerimize onu aktaralım. Tabii ki. Butik pasta kişiye özel hazırlanan tatlı tuzlu pastalara verilen addır. Tamamen el yapımı, doğal ürünler kullanılarak hazırladığımız pastalardır. Evet, bugün bizlere neler yapacaksınız? Bugün sizlere ilk başta şeftali kurabiye hazırlayacağız. Ardından da bir ekmek hazırlayacağız inşallah. İnşallah hocam. İsterseniz başlayalım. Buyurun. Tabii ki. Başlayalım. Malzemelerimizi şimdi, sayalım isterseniz. Tabii ki. İlk önce 250 gram oda ısısında bekletilmiş margarinimiz var. Fakat biz bunun yarısını kullanacağız. Yarım ölçü hazırlayacağız biz bugün. 125 gram margarinimizi karıştırma kabımızın içine alıyoruz. Bir tane yumurta kullanacağız içine. Bir tam yumurtayı kullanıyoruz içinde. Bütün malzemelerin hepsini katıyoruz. Yarım su bardağı kadar da pudra şekerimiz var. Onu ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı nişastamız var. Onu da ilave ediyoruz. Ardından hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet. Hamurumuzu güzelce birbiriyle bütünleşmesi için bir miktar yoğurmamız gerekiyor. Bunda püf noktası kabartma tozu kullanmayacağız. Hamurumuz içinde kabartma tozu olmayacak. Kabarmasını istemiyoruz. Dışında da kurabiyemizin kalıp olarak ceviz kabuğu kullanacağız. Bu yüzden kabarmasına ihtiyaç duymayacağız. Şeftali şeklinde verebilmemiz için. Aynen. Şeftali şeklinde vermek için ceviz kabuklarından faydalanacağız. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra içine un ilave ediyoruz. Un miktarı yok. Aldığı kadar un ölçüsü kullanacağız. Unun kalitesine göre kullandığımız miktar değişebiliyor pastalarımızda. O yüzden ben hiçbir zaman için pasta hazırlarken de un ölçüsü vermiyorum. Aldığı kadar. Elimizi bırakacak kıvama geldiği zaman zaten kurabiye hamurumuz olmuştur. Evet, biraz daha ilave ediyoruz. Kursumuzda ne tür pastalar yapıyorsunuz hocam? Kursumuzda salata çeşitleri, kek, börek, poğaçalar, tatlı tuzlu kurabiyeler, yaş pasta süsleme teknikleri, dekorlama, butik kurabiye ve süsleme tekniklerini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Talepler nasıl peki? Yoğun ilgi var mı pastacılık kursuna? Evet, oldukça yoğun bir ilgi var. 3 yıl önce zaten ilgi ve talep üzerine açılan bir kursumuz. Pastacılık kursumuz. Onun akabinde de Ekim 2019'dan itibaren de Necmiye Hatun'da bu yeni atölyemizde de kursiyerlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Şu an hamurumuz. Hamurumuz yavaş yavaş olma aşamasında. Dediğim gibi un ölçüsünü kaşıkla ilave ediyoruz. Birden kurabiye hamurumuza unu ilave etmiyoruz. Bu da bir püf noktasıdır. Ne kadar fazla un ilave ederseniz kurabiye hamurunuzun ölçüsünü kaçırabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş azar azar un ilavesini koymakta fayda var. Bunu da nasıl anlarız derseniz, dediğim gibi elinizden hamur bıraktığınız zaman kurabiye hamurunuz olmuştur. Şimdi birazcık daha ilave ediyorum. Toparlama aşamasına geldi. Ne tür malzemeler kullanıyorsunuz hocam pastacılıkta? Öncelikle biz taze olmasına çok dikkat ediyoruz. Kullandığımız ürünler, dediğim gibi, doğal ürünler, organik ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Kaliteli ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Bir de kursiyerlerimin rahatlıkla bulabileceği, marketlerden temin edebileceği ürünleri tercih ediyoruz. Evet.
şu an Selma Hocam bizlere şeftali kurabiyesi yapacak. Evet, şimdi kurabiyemizin hamuru da olmak üzere. Meraklıları çoktur bu pastacının değil mi? Evet, çok meraklıları. Özellikle zaten mutfağı sevmek gerekiyor. Hani mutfağı sevmeyen insan mutfakta vakit geçiremez. Zaten bayanların en büyük, en sevdiği yerlerden bir tanesi evlerinde mutfak. Aynen öyle. Çoğu hanımın evde zaten hazırladığı ürünler, birçok ürünler. Biz de elimizden geldiği kadar onların bilmediği farklı tarifleri, farklı lezzetleri onlarla paylaşarak birlikte yapıyoruz. Evet, kurabiye hamurumuz olmuştur. Şimdi hemen şekline geçelim. Evet, ilk olarak nasıl yapacağız? Şu şekilde hamurumuzdan bir parça koparıyoruz. Avucumuzun içinde yuvarladıktan sonra cevizden küçük, fındıktan büyük olması gerekiyor hamurumuzun. Pürüzsüz bir tane hamur yuvarlak şeklini aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi biz ceviz kalıplarını kullanıyoruz. Bunları daha önceden içlerini çıkarıp güzelce dezenfekte ettikten sonra kullanıyoruz kurabiyelerimizde. Bu şekilde elimizin iç kısmıyla bastırarak hamurumuzu kalıbımızın üstüne yerleştiriyoruz. Bundaki püf noktası ceviz kabuğunu yerleştirirken hamuru alta taşırmamak. Önemli olan püf noktası budur. Çünkü pişeceği için hamurumuz kabukların üstünde altına geçmemesi lazım. Çıkarırken bize zorluk çıkarabilir. Evet, kalınlığı ne kadar olacak? Seyircilerimize gösterelim isterseniz. Tabii ki. Kalınlığını şöyle gösterebilirim. Çok fazla bir kalın bir hamur olmayacak. Böyle yani çok dediğim gibi fındıktan büyük, cevizden küçük bir hamur parçası kopardıkları zaman onların işini görebilir. Evet. Çok da bir kalın bir hamur olmamasını istiyoruz. İnce olursa da kuruyacak. İnce olursa da kuruyacak, kırılacak ve kalıbımızdan çıkmayacak. Evet, bu şekilde hazırlıyoruz. Hepsini de evet, şimdi bir tane tepsi alalım. Birkaç tane. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda kurabiyelerimizi hafif pembe renk alana kadar pişireceğiz. Kaç dakika pişireceğiz hocam? Şimdi fırın değişkenlik gösterebiliyor. Hani herkesin fırınını iyi tanıması gerekiyor. O yüzden şimdi bizim fırınımızda 15 dakika gibi bir sürede pişecek. Ama hanımlar bunları evdeki fırınlarının pişme süresini göz önünde bulundururlarsa hani ona göre kontrollü bir şekilde pişirmesini yapabilirler. Evet. Selma Hocam şu an cevizlerin üzerine hamurunu yerleştiriyor. Evet. Mümkün olduğu kadar cevizlerimizin üstüne yerleştirirken kurabiyemizin pürüzsüz olmasına dikkat etmeliyiz. Elimizin izleri üstüne çıkmaması gerekiyor. Böyle eğer daha düzgün, daha güzel kurabiyeler elde ederiz. Siz nereden eğitiminizi aldınız hocam? Ben şöyle diyeyim, ilk etapta çok küçüklükten beri çok meraklıydım. Ondan sonra aşçılık üzerine halk eğitimden bir eğitim aldım. Daha sonra özel eğitimler aldım. Hala da devam ediyorum. Çünkü bizim kursumuz yenilik isteyen bir kurs. Evet, dinamik bir. Aynen öyle. Bu yüzden hala da şeflerimle irtibat halindeyim. Onların güzel fikirlerinden, bilgilerinden faydalanıyorum. Branş çünkü yeniliklere açık bir branş. Evet. Özgün branş. İstediklerimiz her şeyi yapabiliriz ama kendimizi biraz daha geliştirmekle alakalı bir şey bu. Tabii ki. Yani bizim dediğim gibi bizim pastacılık işimiz yenilik isteyen bir meslek. O yüzden her gün farklı değişik lezzetler çıktığı için biz de kendimizi geliştiriyoruz. Kurslarınızdan çıkıp meslek sahibi olanlar oldu mu hocam? Evet. Yani ekonomik olarak evde kendileri aile bütçelerine katkıda bulunan öğrencilerim var. Para kazanıyorlar, ailelerini geçindiriyorlar, sipariş üstü çalışıyorlar. Ne güzel. Özellikle de bu şimdi revaçta olan şeker hamuruyla yapılan pastalar üzerine daha çok şey yapıyorlar.
satış yapıyorlar. Hiç bilmeyenler de geliyor mu kursunuza? Evet, geliyorlar. Geliyorlar öğrenmek için. Yaş aralıkları nasıl? Yaş aralıkları vallahi genç grubum, yani genç öğrencim de var. Yani şöyle söyleyeyim, 20 ile 50 arası, 55 arası kursiyerlerim var. Buradan da hepsine sevgi ve selamlar. Hepsini çok özledik. Görüşemiyoruz malum. İnşallah bu süreç bittikten sonra. İnşallah evet biter. Bu kötü herkes günler geçtikten sonra. Kurslarına geri döner. İnşallah. Zorlu süreçlerden geçiyoruz çünkü. Hamurumuza devam ediyor Selma hocamız. Evet, bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bu sırada fırınımızı açalım biz. 180 dereceye ayarlayalım fırınımızı. Evet. Alt üst ayar olması gerekiyor fırınımız. Fanlı ayarda pişirebilir miyiz? Kurabiyeleri hiçbir zaman için fanlı ayarda pişirmiyoruz. Alt üst ayarda pişirmemiz gerekiyor. Çok çabuk yanabilirler. O yüzden kontrollü bir şekilde alt üst ayarda pişirmemiz gerekiyor. Ve fırınımıza atıyoruz. Evet. Şimdilik bizim bu kadar hazırladık. Biz bunu fırına gönderelim. Pişmesini bekleyelim. Evet. Selma hocam kurabiyeleri fırına atmıştı ve şu an pişti. Onları alacak ve diğer aşamaya geçeceğiz. Buyurun hocam. Evet. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde. Diğer aşaması ne olacak hocam? Şimdi kurabiyelerimizi kalıptan çıkarmak için biraz soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra kabuklarından ayıracağız. Ondan sonra içi için biz bir krema hazırladık. Bir dolgu kreması hazırladık. Hı-hı. Pişen bir krema hazırladık. Onu da ben anlatayım. Biz daha önceden hazırladık, soğuttuk. Çünkü önceden yapılıp soğutulması gerekiyor. Hı-hı. Kremamızın. Malzemesinde de şöyle 2,5 su bardağı süt, hı hı. Yarım çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, hı hı. 2 yemek kaşığı un kullandık. Bunları hepsini bir karıştırma tenceremize aldık. Güzelce tenceremizi ocağa oturttuk. Kremamızı hazırladık. Piştikten sonra soğumaya bıraktık. Kremamızı o şekilde hazırladıktan sonra şimdi kurabiyelerimizin iç kısmına dolduracağız. Evet. İlk önce cevizlerimizi kurabiyelerden ayırmakla başlayacağız. Evet. Şimdi onlara bir bakalım. Bu cevizleri daha sonra da kullanabiliyor muyuz hocam? Tabii ki kullanabiliyoruz devamlı. Yani kırılana kadar ceviz kabuklarımızı kullanabiliyoruz. Hı hı. Bu şekilde gördüğünüz gibi kolay da rahatlıkla da ayrılabiliyor. Bir de kurabiyelerimizi beyaz pişirmeyeceğiz. Bu da bir önemli bir püf noktası. Çünkü kurabiyemizin altındaki kalan kısmında iyice içini çekmesi gerekiyor. O yüzden birazcık renginin pembeleşmesi gerekiyor. Evet. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Değişik bir teknik bence ceviz kabuklarıyla evet. Şekil vermek. Yani ceviz kabuğu olmadan da hani yapılabilir mi derseniz yapılabilir ama hani bu şeklini veremezsiniz. Hı. Normal yuvarlak yapıp piştikten sonra içini çay kaşığıyla çıkarıp arasına dolgu malzemesini koyup şeklini verebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi de bu şekilde gayet kolay çıkıyor. Kalıplarından ayrılıyor. İnce kabuk olmasına dikkat etsinler kullanırken ceviz kabuklarını arkadaşlar. O zaman işleri daha kolay olacak. Kalın olduğu zaman çıkmayabilir. Tabii ki, tabii ki. Çok ince olduğu zaman da kırılabiliyor. Hani ona da dikkat etsinler. Bir de bu kurabiyemizi kremalı bir kurabiye olduğu için bir gece dolapta bekletirlerse yaptıktan sonra daha da lezzetlenir. Bu da ayrı bir püf noktasıdır. Evet, bu da kendi çıktı. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Bu şekilde kalıplarından çıkarıyoruz. Kolay çıkıyor gerçekten. Evet. Önemli olan sıcak olmaması. Biz şu an tabii biraz soğuttuk. Evet, biraz soğuk. Çünkü çekimlerimizden dolayı. Evet. Son. Biraz bizi zorlayacak. Tamam.
Şimdi kremasını koyacağız. İç dolgusunu hazırlayalım. İsterseniz seyircilerimiz için sıkarken tekrar kremanın malzemelerini söyleyelim. Tabii ki 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı toz şeker. Malzememiz bu şekilde. Şimdi iç kısmına bu şekilde kremamızı dolduruyoruz. Ya herkesin evinde şanti torbası olmayabilir. Hanımlar bunu çay kaşığı yardımıyla da içlerini doldurabilirler. Yalnız kremamızı doldururken hani biraz bol koymamız gerekiyor. Bu da bunun püf noktası. Birbirine yapıştırmak için fazla koymamız gerekiyor ki şöyle kenarlarından taşıracağız. Fazlasını elimizle alacağız. Alırken de birlikte bu yapıştırma işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şeftalilerimizin şekli oluşmaya başladı. Evet. Hamur çok kolay gerçekten. Herkes yapabilir. Evet, yapabilir. Yani kolaylıkla da bir gün önceden kurabiyesini hazırlayıp, evet bunu da kırdık. Çok da gevrek bir kurabiye hamuru. O yüzden çok hassas davranmak gerekiyor. Çok dikkat etmek gerekiyor hazırlarken. Misafirlerimize ikram etmek istersek bir geceden yapmamız daha güzel olur diyor Selma evet. Hocamız. Özellikle de böyle misafirlerine şık masa hazırlamak isteyen hanımlara tavsiye ederim. Sofrada çok şık duran bir kurabiyedir. Gösterişli. Çok gösterişli. Aynı zamanda ve çok lezzetli. İçine badem koyabilirler. Şeftalinin çekirdeği olarak. Hani biraz da insanların hayal gücüne kalmış bir şey. Pastaları yaparken biraz da insanların kendinden kattıkları zaman daha lezzetli oluyor yaptıkları pastalar. Severek yaptığımız her şey çok güzel oluyor aslında, evet, değil mi? Evet. İşin içinde sevgi olduktan sonra hepsi güzel oluyor. Bu arada atölyeniz de gerçekten çok güzel hocam. Teşekkür ederiz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Necmi Hatun Kadın Aktivite Merkezimizin pastacılık atölyesindeyiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel atölyeyi yapanlardan, belediye başkanımızdan hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerimiz için çok güzel bir yer oldu. Evet. Keyifli bir ortam. Çalışma ortamı çok güzel bence. Çok eğlenceli, çok keyifli. Öğrencilerim çok seviyorlar. Ayrılmak istemiyorlar. Evet. Biz de gelmek isteyen, gelmeyen bütün bayanlarımızı buradan davet ediyoruz. AKMEK Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezimizde bekliyoruz. Evet. Çıksınlar, gelsinler kursumuza. Şu an çok güzel oldular. Evet, bu şekilde hazırlıyoruz. Şeftali kurabiyemizin son aşamasına geçiyoruz. Hocam renklendirme işlemini yapacak. Evet hocam. Evet, şimdi kurabiyelerimizin iç dolgusunu yaptık. Birbirine yapıştırdık. Şimdi şeftali görüntüsünü vereceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Gıda boyası kullanacağız. Şimdi iki ayrı kaseye su koyduk. Şimdi çay kaşığının ucuyla sarı gıda boyamızdan suyumuzun içine karıştırıyoruz. Bunu güzelce bir eriteceğiz. Bir rengine bir bakacağız. Kurabiyelerimizi alacak mı? Eğer az gelirse biraz daha ilave edeceğiz. Birden dökmüyoruz. Renginin çok koyu olmasını istemiyoruz. Doğal durmasını istiyoruz. Biraz da kırmızıdan ilave ediyoruz. Diğer kasemize. Malzemeleri her yerden temin edebiliyor muyuz? Evet, her yerden temin edebilirler. Aktarlardan bulabilirler. Marketlerden bulabilirler. Sıvısını da kullanabilirler. Sıvısını da daha güzel olur. Toz biraz sıkıntılı oluyor açıkçası. Çok az dağıtacağım. Ama bu kurabiyemizin toz olması gerekiyor, evet, değil mi? Evet. Çünkü toz sıkıntılı olması demek istediğim çok dökülüyor. Azıcık bir fiske bile damlasa hani her yer batıyor. Dediğim gibi sıvısını bulabilirlerse sıvısını alsınlar. Evet.
sıvısını kullandıkları zaman da suyla açmaları gerekiyor mu? Direkt suyun içine dökmeleri gerekiyor. Hı-hı. Aynen. Bu yaptığımız işlem gibi. Şimdi öncelikle şeftali kurabiyemizin elimize alıyoruz. Hı-hı. Şimdi iki parmağımızın arasında kurabiyemizi suyumuza daldırıp sarı rengimizin içine parmaklarımızın yerini değiştirip kırmızıya batırıp çıkarıyoruz. Yalnız çok fazla durdurmuyoruz. Bunun püf noktası çok fazla durdurursak kurabiyemiz şerbetin içinde fazla kaldığı için yumuşayabilir, elimizden dağılabilir. Şimdi şu şekilde hazırlıyoruz. Toz şekeri batırıyoruz. Evet, toz şekeri bu şekilde buluyoruz. Hemen bulamamız gerekiyor yapar yapmaz. Bu şekilde kurabiyemizi hazırlıyoruz. Evet, çok güzel oldu var. Hemen batırıp çıkartıyoruz. Batırıp hemen çıkarıyoruz. Kasemizi yarıya kadar tabii ki suyu koymamız gerekiyor ki hani güzelce her yerine boya temas etsin. Tek renkten de yapılabilir mi? Olabilir. Tek renkten de olur ama şimdi doğada şimdi şey meyveyi düşününce hani renk geçişleri var. Hı hı. Sarı, kırmızı, yeşil. Evet. Hani bu tonlama olarak kullanırlarsa daha gerçeğe yakın olur. Gerçekten de tam gerçeğine uygun bir şeftali oldu. Kursiyerlerimiz malzemelerini kendileri mi temin ediyorlar hocam? Evet, kendileri temin ediyorlar. O günkü reçetemizde hazırlayacağımız pastamızda ne gerekiyorsa onun malzemesini tedarik edip geliyorlar. Toplu olarak aldırmıyoruz. Haftada kaç gün oluyor kurslarınız? Haftanın 5 günü. 5 günü. Evet, 5 günü devam ediyor kurslarımız. Her günleri dolu dolu geçiyor yani. Aynen, sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grubum var. Seyircilerimiz merak ettiği bence bu pastacı kreması. İsterseniz onları yaparken biraz da ona değinelim istiyorum hocam. Nasıl tabii yapılıyor? Pastacı kreması pişen, kaynayan krema. İçinde dediğim gibi süt, yumurta, şeker ve nişasta unla karışımıyla hazırlanan ocakta pişirerek hazırladığımız krema. İçine ekstradan sonradan işte krema, eritilmiş çikolata falan konularak yaş pastalarının arasında kullanmak için hazırladığımız bir krema çeşidimizdir. Evet, herkesin merak ettiği ama tam kıvamını tutturamadığı bir krema diye biliyorum evet. Ben. Doğru mudur? Evet. Bizim zaten pastacılıkta her şeyin ölçülü olması Hı-hı. gerekiyor. Hani ölçüsüz hiçbir şey yapamazsınız. Püf noktası var mıdır hocam o pastacı kremasını yaparken? Aslında püf noktası yok. Dediğim gibi sadece ölçülere dikkat etmek gerekiyor. Tam hani, ölçü kullansınlar. Evet. Tam ölçü kullanmaları gerekiyor. Yani bardaksa bardak ölçüsü, kaşıksa kaşık ölçüsü. Hani bu kaşık ölçüsünde de eğer tepeli deniliyorsa tepeli konulması gerekiyor. Silme deniliyorsa? Silme deniliyorsa evet. Güzel oluyorlar şeftalilerimiz bu arada. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da. Ben teşekkür ederim. Bu işlem bittikten sonra susayıcılarımız neler şimdi var? Bu işlemimiz bittikten sonra sadece üstüne sunumda yeşil yapraklarla. Hı hı. Bu ne olabilir? Nane yaprağı olabilir. Veya evdeki bir yeşil bir bitkimizin yaprağı olabilir. Hı hı. Dışarıdaki ağaçlardaki yeşil yaprakları kullanabiliriz. Her şeyi kullanabiliriz yani. Sadece üstünde yeşil bir görüntü olmasını istediğimiz için biz bugün nane yapraklarını kullanacağız. Evet, isterseniz sunuma geçelim. Tabii ki. Gösterelim. Tabii ki gösterelim. Şeftali kurabiyelerimiz hazır. Selma hocamız şimdi ise sunumlarına geçecek. Buyurun hocam. Şimdi şöyle biz bir önce bir dekor yapalım kurabiyemizin altına. Sunumu istediğimiz şekilde hazırlayabiliriz. Tabii ki, tabii ki. Bu sizin hayal dünyanızda kalmış bir şey. Yani o an doğaçlama, içinizden nasıl geldiyse o şekilde hazırlayabilirsiniz.
Şimdi kurabiyemizi alıyoruz. Biraz bunu yerleştirirken zorluk yaşayabiliriz. Ama duruyorlar. Çok tatlı görünüyorlar gerçekten hocam. Evet. Yani lezzeti de güzel. Yani şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Biraz tabakta koyarken zorlanacağız ama duruyorlar bir şekilde. Şu şekilde hazırlıyoruz. Biz bunlara nane yaprağı kullanacağız. Dediğim gibi kendileri yapacak olan arkadaşlar bunları evde denediklerinde evdeki kullandıkları yeşil bir bitki varsa eğer evlerinde onun yapraklarını kullanabilirler. Veya doğadaki herhangi bir ağacın, meyve ağacının yapraklarını kullanabilirler. Şu şekilde... Şeftalimizin yaprağı evet, hazır. Evet, şeftalimizin yaprağında bir kürdan yardımıyla biz destek alıyoruz. Daha iyi arasına yerleştirebilmek için. Evet, bu şekilde. Kurabiyelerimiz hazır. Hazır. Çok güzel oldular. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun yeğenlere. Teşekkür ederim. Şu an...